Merhaba, bir öz deneyim videosu daha yapayım dedim. Çocukların hayatımızdan çıkmasına hazır mıyız? Şöyle ki, çocuklarımla çok eğlendim ben. Çok keyifli vakit geçirdim. İnanılmaz güzel vakit geçirdim ve büyüyorlar. Büyüğü şu anda 14 yaşında, liseye başladı. Ve tam bir ergen bağımsızlığını ilan etmiş durumda. Yıllar öncesinde bir böyle yolculuk yaptım son dönemde. Onu paylaşmak istiyorum. Biz karşı kıtada bir piyano öğretmenine 3 sene kadar gittik. İki oğlum da gittiler. Birisi 2 saat ders alıyordu, birisi 1 saat ders alıyordu. Her pazar sabahı buradan işte kalkıyorduk gülümseyerek böyle işte çok keyifli kalkmalarını sağlıyordum. Bıcır bıcır hazırlanıyorlardı böyle işte boylar burada burada falan. Ama çok şeker zamanlardı böyle hazırlanıp arabaya biniyorduk. Arabada çok sevdiğimiz The Score'u dinliyorduk. Yol boyunca işte muhabbetler ediyorduk. Sonra orada dersi aldığımız apartmanın hemen aşağısında bir pastanede oturuyorduk. Pastanenin dışarıda şeyleri vardı, masaları vardı. Orada oturuyorduk. Ders alacak olan gidiyordu. Diğeriyle karşılıklı keyifli vakitler geçiriyorduk böyle birbirimize bir şeyler söylüyorduk, bir şeyler yapıyorduk, bir şeyler paylaşıyorduk. Ama çok güzel anlardı onlar benim için. O kadar keyif aldığım anlardı ki o 3 saati o pastanede geçirmek var ya, o kadar keyifliydi ki gelir mi, olur mu derseniz oluyordu vallahi. Çok keyifliydi o zamanlar. Biri gidiyordu, diğeri geliyordu. 3. saatin sonunda işte orada kahvaltı ediyorduk. Ondan sonra dışarıda yemeği hiç sevmem ama orada ne bulursam çok keyifli geliyordu bana. Sonrasında çocukları alıp eve dönüyorduk. Öğlen olmuş oluyordu. İşte öğleni geçiyordu. 9'da biz orada oluyorduk. Ondan sonra işte bir gibi de eve dönmüş oluyorduk. Baba bizi özlemiş oluyordu. Sonra pazar günün devamına devam ediyorduk. O kadar keyifli zamanlardı ki tabii pandemiyle birlikte bu iş bitti. Öğretmenimiz başka bir şehre taşındı ve piyanoya ara verdik. Neyse başka bir öğretmen buldum ve büyüğü götürmeye başladım. Götüreceğim işte pazar günü, çok heyecanlıyım çünkü aynı şeylerin olacağını hayal ediyorum ama alakası yok. Homur homur kalkan bir ergen ne yaparsam, ne şapkalamalık yaparsam yapayım reddediyor. Resmen böyle kavga eder gibi çıktık evden ve ben de müthiş bir hayal kırıklığı. Yolda giderken ağladım, dönerken ağladım. O kadar büyük bir hayal kırıklığı. Onu beklerken ağladım. Çünkü o kadar büyük bir özlem duyuyormuşum ki o şeye duyuyordum ki ve onunla hiç alakası olmayan bir şeyle karşılaştım. Korkunçtu yani. Neyse bir şekilde döndüm eve ama berbat bir pazar geçirdim ertesi gün. Oğlum akşam yatarken iyi geceler dilemek için odama geldi ve bana dedi ki ya anne bugünlerde çok böyle mutsuz görünüyorsun. Dün de çok ağladın. Sebebi ne ola ki diye sordu bana. Şimdi baktım hiçbir şey söylemedim. Sadece evet dedim, bir dönem atlatıyorum, bir aşama atlatıyorum. Onda da zorlanıyorum, haklısın. Geçecek ama merak etme deyip konuyu kapattım. Konunun tamamen onun üzerinde olduğundan hiç haberi yok arkadaşım. Buradan şunu söylemek istiyorum ki birkaç şey söylemek istiyorum. Bir, ne olur çocuklarınızın o küçük zamanlarına çok iyi sahip çıkın. Her anının keyfini çıkarın. Zaman geri gitmiyor, gelmiyor. Yani biten gün geri gelmiyor. Dolayısıyla o günleri çok özleyeceksiniz. Ben şu anda doya doya yaşamış olmama rağmen deli gibi özlüyorum o zamanları. Bu bir. İkincisi de çocukların büyüdüğü andan itibaren hayatınızı nasıl anlamlandıracağınızı şimdiden planlamanızı öneririm. Yani o çocuklar o kadar büyük bir yer kaplıyorlar ki hayatımızda artık gitme aşamalarına geldiklerinde, kopuş, ayrılma başı aşamalarına geldiklerinde ebeveynlerin hep bir hayal kırıklığı, nasıl diyeyim, boşluk hissi yaşadığını gözlemliyorum. Bunları gözlemlediğim için aslında kendimi hazırlamış biriyim. Yani bunlar gidecek ve ben asla boşluğa düşmeyeceğim diye düşünürken
pazar gününü yaşadım. O pazar günü böyle yaşadım, düşünebiliyor musunuz? O yüzden de ebeveyn rehberliği yaparken bu ebeveynliğin sonrası, hani çocuklar için şunları yapın, bunları yapın, böyle yapın derken sizleri ihmal ettiğimi düşündüm. Bu yüzden de şimdi çocukların sonrasında, yani onların hayatınızda daha az yer kapladığı, kendi hayatlarını kurdukları dönemler içinde lütfen planlar yapın. Ve bir boşluğa kapılmayın. Eğer o bir boşluğa düşerseniz pençelerinizi çocuğa geçirirsiniz ve onun gitmesine engel olmaya çalışırsınız. Bu mümkün değil, doğaya aykırı. Her çocuk gitmek için doğar. Sizinle kalmak için değil. O yüzden de ve o gidişte de o desteklenmelidir. Hayat böyle bir şey. Doğası gereği o gidişte o çocuğu desteklerseniz hayatta kendini mutlu edecek, tatmin edecek adımlar atabilir, anlamı bulabilir. Hayatın anlamı neyse onu bulma şansı olabilir. Yoksa olduğu yerde sizin dizinizin dibinde kaldığında hep mutsuzluk geçiyor ömür. Hep bir mutsuzlukla geçiyor. Bu yüzden de gidişleri cesaretlendirilmeli. Bunu yapabilmek de gerçekten zor. Onun için de onlarsız hayatı anlamlandırabileceğiniz planlar yapmanızı öneririm. Bu konuyu da burada bitireyim ama sorular olursa belki yeniden ya da deneyimlerimde artış olursa yeniden konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.